Mitolojiye göre İstanbul Boğazı güzeller güzeli Io'ya aşık olan Zeus'un işidir. Neden? Zeus Io'ya aşık olmuştur ve Io'yu gizlemek için onu bir ineğe çevirmiştir. Io hala Zeus'a ayak dinlemektedir, onu istememektedir. Ona musallat ettiği at sineği Io'yu kovalamaya başlayınca iki kıtanın ortasında Avrupa ve Asya'da medeniyetlerin beşiğinde boynuzlarıyla ilerleyen İon'un açtığı su kanalının ismi İstanbul Boğazı olmuştur. Ve İstanbul Boğazı 13 Mart 1994 gecesi gerçekten bir alev kapanına dönüşmüştür. Çünkü Nasse isimli tankerle Schiffbrocker isimli kuyruk gemisi çarpışmıştır. Zaman türelimize iz bırakan bu olayı tarihsel sorumluluğunu yerine getirerek yazılı esere dönüştüren Ömer Asmalı Kaptan'la birlikteyiz. Ömer abiyi önce kendi sözleriyle tanımak istiyoruz. Sevgili Gökhan kardeşim, çok teşekkür ediyorum bana bu fırsatı verdiğiniz için. Dediğiniz gibi İstanbul Boğazı'nda veya gene İstanbul Boğazı'nda bulunan Kız Kulesi gibi bazı yerel mekanlarda mitoloji bir hayli çeşitlidir. Ben 1981 yılında şimdiki adı İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi olan okuldan mezun oldum. Güverte bölümünden. 1981 ve 86 yılları arasında deniz zaptiyatında çeşitli gemilerde zabitlik yaptım. Ve bu arada yedek subaylığımı da gene tamamladım. Akabinde 86 yılında kıyı emniyet genel müdürlüğüne girdim. 2022 yılına kadar. Ve 2022 yılında emekli oldum. Yani şu anda Kuzey Sigorta Broker'da çalışıyorum. Bu zaman zarfında biraz da belki aktif olmam, biraz da benim babamın da kaptan olması dolayısıyla beraber çeşitli kişileri bana yönlendirdiler bir eğitimlik açısından. Eğitimlere 1980 yılında bile devam ettim. Bu eğitimler içerisinde işte Melkoz'da bir hemen hemen meslek lisesinde 18 sene, yine 2006 yılına kadar, 2006 yılından sonra da İTÜ Denizcilik Fakültesi'nde eğitime devam ediyorum. Ve dediğimiz gibi kurtarma kaptanlığı ve kurtarmada kıyı emniyette çeşitli karadaki görevlerle birlikte bu görevlerimi devam etmiş bulunmaktayım. Akademik kimliğini de vurgulayacağız ama çok merak ettiğim bir şey var. Uzak yol kaptanı var, kılavuz kaptan var, liman kaptanı var, gemi kurtarma kaptanlığı da var. Kıyı emniyeti teşkilatı içinde böyle bir görev tanımı da var. Gemi kurtarma kaptanlığı ne demek ve diğer kaptanlık branşlarından farkı nedir Ömer abi? Evet, aslında şöyle diyeyim. Şimdi biz kurtarmacılığın şöyle bir tabiri vardır. Ticaret gemileri kötü havalarda limana girerken kurtarma gemileri kötü havalardan limana çıkıyorlar. Çünkü gemilerin buna ihtiyaçları vardır. Kurtarma gemisi kaptanını biz tanımlarken ben şöyle bir tanımlarım. Mesleğimizi tıp doktoruna benzetirim. Nasıl ki tıp doktorları insan hayatını kurtarmaya çalışıyorlarsa biz de aynen gemideki insan hayatıyla geminin kendisini kurtarmaya çalışıyoruz. Yöntemlerimiz de birbirine çok benziyorlar. Yani 3'te yöntemi işte tedbir, teşhis ve tedavi. Biz de aynı yöntemi yapıyoruz. Ancak tabii ki onlar tıp malzemeleri kullanıyorlar. Biz teknik malzemeler kullanıyoruz. Dolayısıyla nedir bunlar? Örneğin bir gemi karaya oturduğu zaman bu çekal biçiminden olmuyor. Biz bu geminin röntgenine çekilcesine, geminin su altındaki formlarına bakıyoruz, oturma durumuna bakıyoruz, oturma yerine bakıyoruz, yarasına bakıyoruz, işte gelmiş olduğu suların derinine bakıyoruz, içerisindeki olan deformasına bakıyoruz ve bu gemiyi biz nasıl kurtarabiliriz? Yani gemi inşa bölümü, gemi inşa dansısından tutun da işte yük işlemlerinden vesaire gibi durumlar göz önünde bulunularak biz bu gemiyi kurtarıyoruz. Ömer abi, zaman tüneline girdik, zaman makinesini icat ettik ve 13 Mart 1994 gecesine geldik. İstanbul Boğazı alevler içinde. Senin ne işin vardı da sen bu alevlere müdahale ettin? Neredeydin, ne yapıyordun da bu kitaba giden yol açıldı? Bize anlatır mısın 13 Mart 1994 gecesini ve akabinde yaşanan o 4,5 günlük süreyi bize bir özetler misin? 13 Mart 1994 aslında benim hayatımda bir dönüm noktası ve hafızamda silinmeyecek olan bir gündür. O gün ben Büyükdere'de gemi kurtarma istasyonunda Alemdar 2 gemisinin kaptanıydım. 30 tane personelle beraber nöbet bekliyorduk. Saat 10.20 civarlarında bir haber geldi. Dedi Boğaz'da bir gemi yanıyor, acele kalkın. Gelen haberler. Biz de
Hemen makine hazırlığı yaptık. Bu arada Boğaz'a doğru bakmaya çalıştık ve hakikaten Boğaz alev alev yanıyordu. Kalktık, geminin yanına geldik. İşte 300-400 metre civarında yanına geldik. Gemiyi tanıyorduk. Yani bir alev topu vardı gemide. Boğaz yanıyordu. Ne yapacağımızı bilemiyorduk. Böyle bir şaşkınlık içerisindeydik. Bizim şaşkınlığımızı dağıtan bir balıkçı gemisi oldu. Geldi. Hemen arkadaşlar karşı tarafta, karşı yakada, yani Anadolu kabağında bir gemi karaya oturmuş, yanıyor ve personel imdat, help diye yardım istiyor diye bir anons geldi bize. Biz de şeyde fokuslarımızdan kurtulduk ve kendi gözümüzü ya da kendi fokusumuzu o gemiye verdik. Hakikaten orada bir gemi yanıyordu. Geminin yanına gittiğimiz zaman tabii bu daha basittir. Kuru yük gemisiydi. Sonradan öğrendik tabii ki. NASA'yla çalışan bir ship bürokratlı gemiydi. Bu arada bu geminin yangını söndürürken iki monitör vardı bizim gemide. Bir tanesini söndürmeye çalışırken diğerinde iki tane personelden, ki bunlar direkteydiler. Radar durandı. Yabancı örgütlüydüler, evet. Bunları kurtarmaya çalıştık. Nitekim bir tanesini kurtarabildik. Diğeri de sonradan öğrendiğimiz kadarıyla gazdan zehirlenmiş olduğunu gördük. Ertesi sabah bu gemiyi ship broker'ı işini tamamladıktan sonra itfaiye teslim ettik ve gemiye geldik. Gemiye geldiğimiz andan itibaren tabii ki alevler, ertesi sabah alevler nispeten de dağılmış oldu. Ama tabii ki gene yanaşmak için bir sıkıntı vardı. Biz de ne yapacağımızı henüz bilmiyorduk, korkuyorduk. Tabii ki burada gemi kaptanı olmak, yani bir nevi gemi komutanı olmak zor bir iş. Hem kendi canın var hem de personelin bir canı var. Alevlerin içine dalıyorsun ve geminin ne yapacağı reaksiyonunu da bilmiyorsun. Bir müddet bu şekilde çabalarken, bu arada kışta kriz masası oluştu, biraz zaman geçti. Bu gemi işte Karadeniz'e çıkarma durumu söz konusu oldu. Bu arada başka gemiler de geldi. Yabancı diğer gemiler de geldi. Onunla birlikte bunu Karadeniz'e çıkardık. Burada diğer enteresan bir konu da şu oldu. Tabii ki o gün ertesi sabah bir bayram günüydü. Bizler evimizde nöbetten çıkıp bayram yapacağımıza düşünürken, sevdiklerimizle bayramlaşmayı düşünürken kendimizi alevlerin içinde bulduk. Evet. Alevler 4,5 gün gibi söz sürdü ama bunun toplamı 47 gündü. 47 gün bize kaldı. Nasıl bir tehlike atlattı Ömer abi? Nasıl bir alev kapanı vardı? Yalılar mı yanacaktı? Benzin depolarına mı sirayet edecekti? O gecenin atmosferini anlatalım. Bu benim gözümde, ki bu doğru olduğunu anlıyorum, İstanbul Boğazı'nın medeniyeti ve aynı zamanda Türk Boğazı'nın geçirmiş olduğu en büyük kazadır. Ancak literatüre bu şekilde geçmeniz gerekiyor. İndependent sanki daha öne çıkıyor. Evet, independent öne çıkıyor. Doğrudur. İndependent'ın öne çıkmasının nedeni şudur. O güneyde oldu ve orada hiçbir müdahale yapılamadı. Yani kendisi daha merkezi girip, bir yerde olduğu için. Merkezi bir yerde, güneydeydi. Evet. Olduğu gibi kendi yana yana söndü. Evet. 29 gün içerisinde. Ama bu kuzeydeydi. Tam kuzeyde girişindeydi. Sarıyer açıklarındaydı. Eğer biz buna müdahale yapmasaydık, yani independent gibi müdahale yapmasaydık, ki ikisi de hemen hemen aynı sazdaydılar, aynı ölçüdeydiler. Bu sefer oradan oturuyor da kurtulacaktı. Yana yana hem petrolü dökülecekti hem de yarılar, koylar tamamen mahvolacaktı. Yani şu andaki görmüş olduğum İstanbul Boğazı'ndan hiç eser kalmayacaktı. Çok ciddi bir katastrofik denilen, yani bir büyük bir facia denilen olacaktı. O nedenle ben şunu diyorum. 1936 yılındaki Montreux Boğazı Sözleşmesi ne kadar önemliyse Türkler için Nasya kurtarması da o iktidar ölçülerine bağlı. Kahramanca savaşan arkadaşlarımızla birlikte, gerek karadaki, gerek denizdeki arkadaşlarımızla birlikte çok önemli bir savaşın olduğunu ben düşünüyorum. Ömer abi, kapanışa gidiyoruz artık. İstanbul Boğazı'nda alev kapanı Nasya yangına. Neden yazılı eser bırakma ihtiyacı duydun? Bu kitaba giden yolu da bize anlatarak kapanışı yapalım. Ya bunun sebebi şu, bununla ilgili çeşitli tabii makalelerimiz de var. Herkes birkaç kişiden makale yazdı ama şu benim için çok önemli. Genelde bu tip olaylarda ister savaşlarda olsun, ister can kurtarmada olsun, yani karada ve denizde nerede olursa olsun hep ön planda genelde komutanlar olur.
Ama savaştan askerler pek olmaz. Onların duygu düşünceleri, psikolojik durumları, onların sosyal durumları, sosyolojik durumları pek dikkate alınmaz. Tabii ki ben de işin içinde olduğum için bu işin içerisinde biraz da onları ele almaya çalışıyorum. Biraz da farkındalık yaratmaya çalışıyorum. Yani o savaşımı veren insanlar ne düşünüyorlardı? İşlerinden beraber hiçbir şeye kaçmadan, mümkün olduğu kadar ayrıntıyı kaçırmadan, abartmadan bir yalın ifadeyle, ilkemsiz ifadeyle bu kitabı yazmaya çalıştım. Mekke Denizcilik, Kuzey Sigorta ve Türkiye Denizcilik Vakfı'na sponsor oldu. Doğru. Destek verdikleri için çok teşekkür ediyoruz. Evet, İTÜ Denizcilik Fakültesi'nde, Piri Reis Üniversitesi'nde bu kitapları ücretsiz bir şekilde temin edebilirler, ilgililer ve geçmişten alınan dersle geleceği inşa etme rolümüze devam edeceğimizi belirterek yayını kapatıyoruz. Sayın Oğuz Ülgen, Aslan Dede, Ömür Kaptan, Ömür Saçkın büyüklerimizi anarak bu facianın büyümesini engelleyen herkese selam ve saygılarımızı gönderiyoruz. Evet, ismini sayamadığımız, zikredemediğimiz bütün çalışanlara hepsine sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Sahil güvenlik geri dönüyor. Ne yapacak sahil güvenlik? Ancak boğaz da şey geçmesin diye. Şerit halinde yanıyor. Ya o kırmızı ışık gibi duruyor sanki ama değil mi? Sıra yanıyor ya. Baksana boydan boya yanıyor ya. Yol yanıyor. Gemi mi ki o kadar o büyük? Sahil yanıyor. Şu daha beter ya. Bakmadı ya. Şu an neredeyiz ya? Boğazdan mı geçiyor? Tabii. Abla bir şey olmasın ki ya.